Sosyal Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. E son olarak da maçtan bağımsız olarak da özellikle Mane ismi bu aralar Fenerbahçe ile anılıyor. Fenerbahçe'nin rüyası Mane başlığı <laughs> atılmış. Senegalli Yıldız'ın menajeri ve Bayern Münih El Nasır'a transfer olması için oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Mane ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için en azından bu sezonu Bayern'de geçirmek istiyor. Alman ve Fransız basınına göre Fenerbahçe'de Yıldız futbolcunun durumunu yakından takip ediyor demiş. Gazete diğer taraftan da kaleci işi e, netleşiyor. De Gea ya da Livakovic ismi. E, tabii Livakovic daha yakın bir isim ama gazete DHA iddiasına da e, yer vermiş. İspanyol kalecinin e, menajeriyle görüşmelerin yeniden başladığı öğrenildi. Eğer Livakovic kısa sürede karar vermezse Fenerbahçe masadan kalkacak ve tamamen Dehoya'ya yönelecek demiş e, gazete e, oyuncu için. Peki gazete başlıkları bu şekildeydi. Fenerbahçelilerin e, sevineceği bir durum var ki o da artık iştahlı bir oyunun ilk maçta sahada görüntü vermesiydi. Çok Yeni önemli, transferlerin evet. özellikle Tadiç Şimanski, Kent, ileri uçta Dzeko, e, hücum hattı özellikle e, ortak hareket etmenin nasıl olduğunu gösterdiler ki bu tabelaya da yansıdı. Arsenal'ın yıldızı Fenerbahçe. Fenerbahçe, Şimanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak istiyor. Aktarılan bilgilere göre orta sahasına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe, İngiltere'den farklı bir yıldız önerildi. Bu isim Arsenal'ın geçen sezon transfer ettiği Jorginho. Arsenal Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu menajerler tarafından Fenerbahçe önerildi. Yönetim yıldız oyuncuyla ilgili kararını henüz vermedi. Jorginho isminin İsmail Kartal'a sunulacağı ve onun vereceği raporda olunsunda hareket edileceği kaydedildi. Devir arası transfer döneminde Arsenal'a transfer olan ve 16 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda bir asistlik katkı sağladı. 1.78 boyundaki Jorginho orta sahada görev yapmakta ve 48'iz milli formayı giydi. Milli takımda çıktığı bu maçlarda 5 gol katkısı sağladı. 25 milyon euro piyasa değeri bulunan Jorginho kariyerini Hellas başladıktan sonra Napoli, Chelsea ve Arsenal gibi ekiplerde oynadı. 519 maçta 47 gol, 31 asist üretti. Fenerbahçe Dominik Divakovic'i bitiriyor. İsmail Kartal Zimbru maçı öncesinde yaptığı açıklamada yabancı bir kaleci alacaklarını açıklamıştı. Kartal isim vermeden Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i işaret etti. Fenerbahçe yönetimi de 28 yaşındaki Livakovic transferinde sona yaklaşmış durumda. Dinamo Zagreb'de 9 milyon euro bonservis karşılığında anlaşan Fenerbahçe ödeme planı üzerinde son detayları görüşüyor. Hırvat Kaleci'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip resmi imzayı atması bekleniyor. Bir aksilik yaşanmazsa Dominik Livakovic hafta sonu İstanbul'a gelecek. Kanarya iki yıldızın peşinde Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertler İtalyan ekibi Milan'da forma giyen Bosnersek de orta saha Kurniç ve Hırvat sol kanat oyuncusu Ante Rebic'i listesinde bulunduruyor. Aktarılan bilgilere göre kurmaylar iki ismi de transfer etmek için harekete geçti. Rebic'i Beşiktaş'ta transfer etmek istiyor. Fenerbahçe'nin Kurniç'in için transfer şartlarını araştırmaya başladığı öğrenildi. Kurniç 2019 yılından beri İtalyan ekibinde forma giyiyor için kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabiliyor. Ante Rebic ise satış listesinde. 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Rebic kariyerinde 313 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda 73 gol atıp 35 asist kaydetti. Rebic'in bonservisleri ise 6 milyon euro. İtalyan medyasındaki haberlere göre Hem Kurunic hem Dereviç Fenerbahçe'ye çok yakın. İsmail Kartal'dan Samandıra operasyonu. İsmail Kartal'ın raporu ve Ali Koç'un açıklamaları sonrası Sarı Lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen isimler ortaya çıktı. İşte Sarı takımdan gitmesi olası isimler. Altay Bayındır. Fenerbahçe'de görev aldığı gündem bu yana tartışmaların uzamında olan Altay bu sezon takımdan ayrılmaya çok yakın. Özellikle yönetimin Livakov çamlası ve 6 ay yerine bir kaleci bakması böyle bir ayrılığın yaşanabileceğini kanıtlar nitelikte. 25 yaşındaki Filibeks'in de Avrupa'dan talipler olduğu biliniyor. Vilyan Ara, Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Vilyan Ara, takımlar ayrılmaya hazırlanırken Brezilyalı oyuncunun kulüp arayışında olduğu öğrenildi. El Hilal'in başına geçen George Gesson, tecrübeli oyuncu bu kez de orada yanına alacağını sürülmüştü ancak henüz teklif gelmedi. Brezilya'dan birkaç kulübün 31 yaşındaki futbolcunun mali şartlarını araştırdığı kaydedildi. Serdar Aziz, yıllardır tecrübesiyle yedekte kalsa forma mücadelesinden vazgeçmeyen Serdar da ilerleyen yaşı nedeniyle Fenerbahçe'den ayrılabilir. İşin savunma kısmında hata yapmak istemeyen sarı lacivertli kurmaylar her ne kadar tecrübeli futbolcudan memnun olsalar da yakın zamanda bir ayrılığın gerçekleşebileceği gelen haberler arasında. Emir Ortakaya, BKV Cikun'un da kadroya katılmasıyla bu sezon Fenerbahçe'de forma şansı bulması zorlaşan genç Emir Ortakay'ın yeniden kiralanması gündemde. Hem maç formunu arttırması hem de gelecek sezonda kiralıktan döndükten sonra ilk 11'e monte edilmesi kararlaştırılan genç savunmacı yeniden Göztepe'ye görebilir. Diego Rossi, fiziken ve bitiriciliği konusunda sık sık tartışılan Rossi de İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Renken transferinin ardından kadroda yer bulması zor olan Uruguaylı futbolcu için hem MLS hem de Brezilya ekipleri teklif yapmak için bekliyor. Fenerbahçe'de Rossi için bonservisini yüksek tutuyor. Osai Samuel Fenerbahçe'de sağ açık ve sağ bek mevkilerinde görev yapan Bright Osai Samuel için de kulübe gelen teklifler var. Özellikle yeniden İngiltere'ye dönmek isteyen Nijeryalı futbolcunun bu sezon takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Fenerbahçe'nin hedefi ise Osai'den iyi bir bonservis kazanmak. Emre Demir geçtiğimiz sezonun en flash transferlerinden biri olan ve sezonu da Samsun Spor'da kiralık olarak geçiren Emre Demir'in bu sezonda kadroya girmesi zor gözüküyor. Genç futbolcu kalabalık orta saha yarışında tecrübeli isimlerin şu anlık gerisinde kalmış durumda. Fenerbahçe Emre Demir'i oynayıp tecrübe kazanması için bu sezonda kiralık gitmesine, bu sezonda kiralık gitmesine karar verdi. Gustavo Hernike Geçimiz sezon başında zorunlu satılma opsiyonu ile kiralık gelen Brezilyalı savunmacı Jesus'un bizzat istediği bir isimde. Ancak Brezilyalı Fenerbahçe'ye adapte olmakta zorlanınca Fenerbahçe de bu sezonu elden çıkarmak istiyor. Gustavo Henrique'ye Brezilya'dan taliplerin olması da Fenerbahçe yönetiminin bu konuda elini rahatlatıyor. Miguel Crespo Teknik direktör İsmail Kartal'ın büyük beklentiler içerisinde olduğu Crespo'nun performansının kendisine ayak kırıklığına uğrattığı öğrenildi. Kartal'ın Crespo hakkında yönetime verdiği raporda oyuncunun mental anlamda iyi olmadığı ve performansından memnun kalmadığını ilettiği bildirildi. Serdar Dursun, Ceko, Umut Nayir ve Batshuayi'nin arkasında 4. forvet durumuna gelen Serdar Dursun'da ayrılık kararı aldı. Fenerbahçe'ye transfer olduğunda ve saha içerisinde gösterdiği performansla beğenileri kazanan Serdar Dursun'a hem Süper Lig'den hem de Alman ekiplerinden teklifler var. Nazım Sangare Geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nazım da Fenerbahçe'den gönderilecek isimler arasında. İsmail Kartal'ın bu sezon şampiyonluk yarışında daha hazır futbolcuları kadrosunda görmek istemesi ve Mert Güldür isminin sık sık geçmesi tecrübeli futbolcunun Fenerbahçe'deki günlerini sayılı hale getirmiş durumda. Joao Pedro Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı elinden aldığı ancak beklentilerin aşağısında kalan Pedro aldığı yüksek maaştan dolayı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği bir isim. İtalya'da hala gözde isimlerden biri olan ve Türkiye'ye adapte olamayan bir esilalı futbolcu da ayrılmak istiyor. Joshua King, geçmiş sezon sakatlıklardan dolayı düzenli forma giyemeyen King, İsmail Kartal'ın planları arasında yer almıyor. Tecrübeli teknik adam sakatlık sorunu olduğu için King'ten yararlanmayacağını düşünüyor. Bu nedenden dolayı da Fenerbahçe ile King'in yolları bu sezon başında ayrılabilir. Samet Akaydın, George Jesus'un geçen sezon devre arasında takımında görmek istediği isim olarak transfer ettirdiği Samet Akaydın, İsmail Kartal'ın gözüne giremedi. Sakatlı nedeniyle Rusya kampında da varlık gösteremeyen tecrübeli stoperin yeni adresinin neresi olacağı ise şimdiden merak konusu. Listede olan 14 futbolcunun 5 tanesinin Jesus döneminde transfer edilmesi ise büyük dikkat çekti. El Hilal'le anlaşmaya varan Jesus'un Gustavo Henrique, Ara, Diego Rossi gibi öğrencilerine kapısını, kapısını kapatması ise sarılı acıverti cephede tepki oluşturdu.